Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesinin temeli 2013'te atıldı. 7 milyar dolarlık yatırımla Rusya, Azerbaycan ve İran gazı boru hatlarıyla Türkiye'ye ulaştırıldı. TANAP sadece bir enerji projesi olarak kalmadı. Anadolu'nun saklı kalmış tarihini de gün yüzüne çıkardı. Kazılarla 1000 tarihi eser envantere kazandırıldı. 3 bölümlük haber dizimizin ilk bölümünde Kuzeydoğu Anadolu'nun tarihini değiştiren hikayenin nasıl başladığını getiriyoruz ekranlarınıza. Türkiye'de yaygın olmayan atlı mezarlar, Karas kültürüne ışık tutan kadın figürleri, Kuzeydoğu Anadolu'nun tarihini değiştiren onlarca keşif, temeli 2013'te atılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesiyle gün yüzüne çıktı. 7 milyar dolarlık yatırımla Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıran proje, geleceğe yatırım olurken geçmişe de ışık tuttu. Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletmeyi amaçlayan Trans Anadolu Doğalgaz Hattı projesinde ilk kazma Ardahan'da vuruldu. 20 il, 60 ilçe ve 600 köyü kapsayan projede güzergah üzerinde bulunan fakat daha önce envantere işlenmemiş yaklaşık 150 tarihi alan tespit edildi. 5 yıl boyunca yürütülen kapsamlı çalışmaların ardından 1000 tarihi eser Türkiye Kültür Envanterine kazandırıldı. Enerji için vurulan kazma, saklı tarihi gün yüzüne çıkardı. ...1811 kilometrelik güzergah, arkeologların bu saha yürüyüşleri esnasında tespit ettiği ve keşfettikleri hiç bilinmeyen yeni arkeolojik alanlar bizde haritalarımıza işaretlenip güzergah buna göre belirlenmiştir. İnşaat çalışmaları başladığında da rastlantısal buluntu prosedürü kapsamında çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 50'ye yakın arkeolog faaliyet göstermekteydik. Güzergah üzerindeki kazılar titizlikle yürütüldü. Eserlerin hasarsız bir şekilde gün yüzüne çıkarılmasının ardından doğalgaz boruları döşendi. Yürütülen TANAP kazıları tarihin seyrini değiştirdi. Kuzeydoğu Anadolu için bilinen en eski tarih M.Ö. 4250 iken Alaybey'inde yürütülen kazılarla birlikte bu tarih M.Ö. 4750'ye kadar çekildi. Böylelikle Kuzeydoğu Anadolu'nun bilinen en eski yerleşim yerinin Alaybey olduğu tespit edildi. TANAP kazıları Karas kültürünün merkezinin de Erzurum olduğunu kanıtladı. Kült ocakları veya işte kadın figürinleri gerçekten dönemi aydınlatmak için önemli verilerdi. Şimdiye dek kültüre atfedilen erkek egemen inanış biçiminin yeniden ve daha derinden sorgulanması gerektiğine işaret etmekteydi. Yine zoologların bulmuş olduğu kızıl geyik kemikleri Alaybey'in bulunduğu konumun bir dönemler gerçekten yerleşmek için en elverişli alan olduğunu da bizlere gösterdi. M.Ö. 330'daki İskender'in seferinde geçtiği bölgede bir kültür etkileşimi olmakta. Erzurum'da da yine İskender'e ait mezarlarda çıkmış gümüş bir sikkemiz var. Kazılar esnasında nadir gümü geleneklerinden birine ulaşıldı. Atlı gömü geleneğini bulmuştuk ki bu da çok önemli bir şeydi bizim için. At koşum takımı ile birlikte gömülmüş, nekropol alanına gömülmüş bir atın yanı sıra sadece at kafası ile birlikte gömülmüş bir birey tespit ettik ki bu da bizim için ayrı bir araştırma konusu olarak çalışılmaya devam etmekte.